Da Vinci Şifresi, Kayıp Sembol, Dijital Kale ve son olarak Başlangıç milyonlarca satan kitapların yazarı Dan Brown. Önce başarısının sırrı. Her sabah 365 gün sabah 4'te kalkıyorum. Alarm kullanmıyorum. Çok hızlı bir şekilde yatağımdan çalışma odama gidiyorum. Yolda mutfaktan kahvemi alıyorum, çalışmaya başlıyorum. Bazen aralıksız 8 saat çalışıyorum. Uzun yıllardır çalışamadığım zaman kendimi baş aşağı sallandırıyorum. Fizyolojik açıdan yapıyorum. Gözlerimi dinlendiriyor. Den Brown'un kitaplarının en büyük ilgi çeken yönü şehirler ve mekanlar bütün konuyla bütünleşen mekanları Brown'a ilham kaynağı oluyor. Yani bir yeri görüp de beğendiği zaman orayı yazmaya karar veriyor. Tıpkı İstanbul gibi. Beni etkileyen yerleri seçmek zorundayım. İstanbul'a geldiğim zaman Sultanahmet'i gördüğümde, Ayasofya'yı gezdiğimde, Boğazı gördüğümde eve geldim ve karıma dedim ki, dünyadaki yeni favori yerimi buldum ve orada kitap yazmaya karar verdim. Bir İstanbul tanımınız var kitabınızda yer alan ikiye ayrılmış bir dünya, karşıtların şehri, inançlılar sekülerlere karşı, eski yeniye karşı, Doğu Batıya karşı. Bu tanımı yapmayı sizi ne etti? Neydi size bu tanımı yaptıran? En basitinden coğrafi konumu. Çok iyi bir rehberim vardı İstanbul'dayken. Ve açıkçası İstanbul'da Türkiye'de olanlara politik açıdan bakıldığında Türkiye'de olanların dünyada olanlardan çok da farkı yok ve karmaşık. Kitaplarında inançları sorgulayan ve bunun için Vatikan'la bile karşı karşıya gelen Dan Brown inandıklarını mı yazıyor yoksa yazdıkları sadece birer hayal ürünü mü? Benim inançlarım çok açık. Ama önemli olan bu romanların içinde pek çok fikrin barınması, karşıt görüşlerin çarpışması. Ben tüm görüşlerin çarpışmasını sağlıyorum. Karakterler bir diyalog yürütüyor ve okuyucunun neye inandığına karar vermesini sağlıyorum. Kitaplarınızda ve özellikle de bu son kitabınızda inançları, kiliseyi ve hatta teknolojinin geldiği noktayı sorguluyorsunuz. Ama günümüzde bunları sorgulamak biraz da tehlikeli olabiliyor. Hiç korkuyor musunuz? Hayatınıza dair korkularınız var mı? Hayır korkmuyorum. Ben bir doktrin ilan etmiyorum. Ben tarihi olarak bunlar oluyor ve insanlar da bunları böyle yorumluyor diyorum. Ve yarattığım karakterler onlar da inançlarını aktarıyorlar. Son romanında bir ateist var ama aynı zamanda din insanları var. İmam var, rahip var. Ben tüm görüşleri tartıştırıyorum. Türkiye'de Altın Kitaplar yayın evinden çıkan son kitabı başlangıçta pek çok teknolojiye yer veriyor. Peki Dan Brown, günlük hayatta teknolojiyi kullanıyor mu? Kesinlikle kullanıyorum. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor. Özellikle yazarken Araştırmalarım da çok işime yarıyor. Mesela Siri'ye bir araması için ya da mesajlarınızı okuması için komut veriyor musunuz? I do. Elbette kullanıyorum. Çünkü gözlerim o kadar kötü ki yazılanları okuyamıyorum. Yeah, right. <laughs> Kitaplarından tanıdığımız Robert Langdon, Dan Brown için de bir kahraman. Be exactly. O benim olmak istediğim kişi. Benden çok daha zeki, çok daha havalı, yaşamak istediğim hayatı yaşıyor onun gibi olmak isterdim tabii vurulmadan evet, ve hayranlarının merakla beklediği soru bir sonraki romanı ne olacak ve ne zaman yazacak cevabı vermekte biraz zorlanıyor brown ancak şu ipucunu veriyor robert langdon bir süre tatil yapacak <laughs>